Bakalım sesimiz geliyor mu? Deneyelim. Canlı yayınımıza başlayalım. Şu an sesimiz geliyor mu? Yayınımız şu an başladı. Evet, yayınımız başlamış. Aleykümselam Kevser. Sesimiz net geliyor mu bu arada? Sesimiz net geliyor. Hocam gördünüz mü? Bıdış 3 kitap okuyor. Helal olsun Bıdış'a. Bıdış bugün, hatta dün de matematik dersine katılmıştı, değil mi? Kitap okur. Aferin Bıdış'a. Şu an anlık iki izleyicimiz varmış. Diğer izleyicimiz kim? O da yazsın, onu da görelim hadi. Çok iyi geliyor sesiniz. Harika. Buna sevindim. Arkadaşlar biz böyle direkt kanala girdik. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan diye sormadık. Merhaba demedik, iyi akşamlar demedik. Herkese hayırlı akşamlar. Muhakkak izleyenler de olacaktır. Şu an gelenler de hoş gelmiş. Herhalde büyük ihtimalle hepsi çoğu öğrencimiz. Kısıtlı bir süremiz vardı. Gizem Hanım yazmış. Sesiniz çok iyi geliyor hocam. Teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Hoş gelmişsiniz. Kısıtlı bir süremiz vardı arkadaşlar. Biz dedik ki bu kısıtlı süremizi iyi bir değerlendirelim. En azından şöyle bir yarım saat, 40 dakika, 1 saat bir canlı yayın yapalım istedik. Çünkü dün öğrencilerimiz de istediler. Kelime öğrenmeyi seviyoruz. İlginiz, bilginiz, teşekkürler. Gizem Hanım biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sağ olun. Kısıtlı bir sürede bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Mümkün olduğunca, elimizden geldiğince sizden gelen kelimeler hangisi ise, öğrenmek istediğiniz kelimeler neyse lütfen buradan sorun. Ondan sonra onun hikayelerini yapalım. Biz dua ediyoruz Güzel Hanım'a, sağ olsun. Şöyle ekranımızda biz bir Word sayfası açalım. Word sayfasında kelimelerimizi dile getirelim. Hatta ben ekranımı şöyle biraz daha şuraya doğru çekeyim. Sohbette akan kısmı da, konuşmaları da görelim ki ne olacak, neticede arkadaşlarımız bize kelime isteyecekler. Şu an Word sayfasını da açtım arkadaşlar. Size geliyor mu? Word sayfası görünüyor mu? Bugün ayın 7'si. 07.01 diyelim. 2024 tarihli kelimelerimiz diyelim. Geldi hocam. Kabuk kelimesi ne demek diye bir soru var. Güzel bir soru. Kevser her zamanki gibi vazgeçmeyen öğrencimiz, değil mi? Kevser'e helal olsun. Kevser hem kitap okumayı seviyor, hem İngilizceyi seviyor, hem matematiği seviyor. Başarılı olacak Allah'ın izniyle. İlk kelimemiz Kevser'den. Kabuk kelimesi. Ayarlamamızı da şöyle bir yapalım. Sesimizde de herhangi bir sıkıntı yoksa eğer. Devam ediyor. Şimdi gençler, arkadaşlar, skin kelimesi normalde cilt anlamına da gelir. Cilt, deri anlamına gelir. Bazı yerlerde kabuk anlamına da gelir. Skin. Kelime bu. Birincisi bu. Bir tanesi de coat, yani ya da bark diyelim ya. Bark. Bunun manası kabuk. Bunu da yazalım. Hatta bu bark kelimesi köpeğin havlamasıdır. Köpek havlaması manasına da gelir. Kelimenin telaffuzu da bark. Şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir hatırlatma yapacağız. Önce kelimenin İngilizcesi,
Ardından kelimenin Türkçesi ve ondan sonra parantez içinde de kelimenin telaffuzunu yazıyoruz. Şimdi burada skin kelimesine buna ne diyelim? Sakin diye bir kelime uyduralım. Sakin kelimesi bizim akıllı selfie kelimemiz. Şimdi bizim tekniğimizde ne yapıyoruz? Bulduğumuz fonetik sesle benzettiğimiz kelimeyi Türkçesiyle ne yapacağız? Cilt, deri, kabukla alakalı saçma sapan bir hikaye yapacağız. Şimdi yeni izleyenler de olacaktır. Onun için de şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Ne kadar saçma hikaye olursa o kadar aklımızda kalır. Normal şeyler olduğu için zaten aklımızda kalmıyor. Mesela rüyalarımızda kendimizi ne yapıyoruz? Uçarken görüyoruz. Uyandığımızda diyoruz ki ya ben rüyamda uçuyordum. Çünkü neden? Olağanüstü bir durum var. Yani hangi birimiz uçabiliriz? Mesela ben uçamıyorum. Yani ismimin başında da Yavuz Ulgaz değil, Hazreti Yavuz Ulgaz falan da yazmıyor. Şu anki isimlere bakıyorum, hiç kimsenin başında da Hazreti ismi yok. Ha, Allah ister herkes uçurur mu? Uçurur, ayrı konu. Ama böyle bir durumumuz yok. Ne oluyor? Abartacağız. Ya da rüyamızda kendimizi suyun üzerinde koşarken görürüz değil mi? Bu da olağanüstü bir durumdur. Ya da bir zıplarız 300-500 metre havalara sıçrarız. Ama nedir oradaki durum? Bize uyandığımızı, rüyamızı hatırlatır. Şimdi sakin kelimesi ve cilt, deri, kabuk kelimesiyle alakalı bir hikaye yapacağız. Hikaye nasıl olur? Şimdi ben önce burada her zaman öğrencilerime şunu sorarım. Sizin hikayeniz nasıl olur? Çünkü her yiğidin yoğurt yiyişi farklı. Neden farklı? Ben burada sakin kelimesini tercih ederim ama öğrenci der ki sakın kelimesini söylerim der. Değişebilir. Ha, burada Kevser bir şey yazdı. Bıdış 3 cildine bakım yaparak kitap okuyor. Bıdış 3 cildine bakım yaptığında da cildinde kabuklar oluşuyor demiş. Ha, cilt ama sakin sakin mi yapıyor bunu? Ya da sakın yapma mı diyorsun? Ama hikayede bir kelime kullanacağız. Ya sakini kullanacağız ya da sakın kelimesini kullanacağız. Şimdi şurayı şöyle bir sarıyla işaretleyelim. Burada bir uyarımız olsun arkadaşlar. Sakin sakin yapıyor demiş Kevser. Güzel. Sakin sakin cildini, kabuklarını ne yapıyor? Bıdış. Bıdış da bu arada geçen onun bir short videosunu paylaştık. Bıdış 3 adı. Bıdış Kevser'in muhabbet kuşu. Böyle zeki de bir şey, meraklı da bir şey. Bizim derslerimizi dinliyor. Gidiyor Kevser kitap okurken ona diyor dalaşıyor, bir şeyler yapıyor. Meraklı, güzel bir şey. Merak etmek güzel arkadaşlar. Değil mi? Sonra da bir tane daha kelime vardı. Yine bu kabuk, bir de affedersiniz köpek havlaması manasına gelen bir kelime. Bark diyor. Ya biz de buna bildiğimiz park kelimesini kullansak. Yani arabayı park etmek, park yapma yeri diye düşünsek. Bunu da kırmızı ve koyu ile yapalım. Akıllı selfimiz bu. Peki park kelimesi ve kabuk, affedersiniz köpek havlaması. Şimdi bununla alakalı saçma sapan bir hikaye yapacağız. Hikaye nasıl olur? Öğrenciye soruyorum ki öğrenci kendi hikayesini kursun. Çünkü kişi kendi yaşadığını hatırlar. Hikayelerinizi yaparken de gündelik hayatta gördüğünüz şeyler neyse onlar üzerine kurgu yapın. Başkasının hayatındaki olmasın. Ve hikayelerde ne diyoruz? Kendiniz olun. Zaten ne? Kanalımız adı akıllı selfie kelimeler diyoruz. Yani kendiniz olacaksınız. Selfie nedir? Öz çekimdir. Çünkü insan kendi yaşadığı şeyi hatırlar. Hikayelerinizde muhakkak ve muhakkak kendiniz yaşayın. Acaba bir köpek havlaması duyuyorsunuz. Ya diyor ki işte buraya park edebilir miyim diye böyle saçma sapan bir hikayeyle hadi bir giriş yaptık. Ya da kendi kafanızdaki hikaye nasıl olur? Ya da bir park yerine gittiniz, arabayı park edeceksiniz. Ama düşünseniz hani vücudumuzda böyle kabuk bağlar ya bir yer. O park yapacağınız yerde devasa bir yara, kabuk var. Ama oradan bir köpek havlaması sesi geliyor. Gittiniz o kabuğu kaldırdınız, içinde köpek mi çıktı? Ya saçma. Ha, şunu diyor olabiliriz. Ya herife bak ya, 45 yaşında herifçioğlu gelmiş bize burada saçma sapan şeyler anlatıyor çocuk gibi. Ne diyor lan bu düdük makarnası gibi mi oluyorsunuz? Haklısınız ama beyin böyle çalışıyor. Bu benim yarattığım bir şey değil. Yaratılışımız böyle ne yazık ki arkadaşlar. Ne kadar saçma olursa, ne kadar tuhaf olursa o kadar akılda kalıcı oluyor. Hocam İshak arabasını park ederken köpek havlaya havlaya gel 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 diyerek tarif ediyor. Tamam peki kabuk nerede? Çünkü bu kelimenin bark kelimesinin bir anlamı da kabuk, yara, bere gibi bir anlamı da var. Onu da ekleyelim hikayeye. Olur mu Kevser? Gerçi İshak'ın her yeri kabuk bağlı. Belki bu olayı yaparken de bir yaralanıyor. Kolu bacağı kabuk mu bağlıyor? Çünkü İshak da bizim öğrencimiz arkadaşlar. Kayseri'den. İshak'ın her hafta bir yerinde bir şey olur.
Çünkü çok hareketli bir genç. Maşallah var. Zeki de bir genç. Bu hareketliliğinden kaynaklı ya böyle kolunu bacağını incitir bir şey yapar. Aynı zamanda Kayserispor altyapısında da oynuyor. Bizim için değerli bir genç. Gerçi bizim gençlerimizin hepsi değerli. Biz bütün gençlerimizi seviyoruz. Bir de bizim gençlerimiz sıradan gençler değildir. Bunu her fırsatta söylerim. Çünkü pratik zekalıdır bizim ülkemizin insanı. Gençlerimiz de öyle. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir gün Almanya'daydık. Hangi? Stuttgart'ta bağlantı elemanları fuarına gidiyoruz. Neyse. Şehirde söylemiş olduk gerçi de. Adresi bulamadık. Devasa bir alan. Evet demiş. Doktorlar İshak'tan bıktı hocam. Evet bence de. Adresi sormaya çalışıyoruz. Fuar alanına gideceğiz. Orada bir tane Alman genci denk geldi bize. Alman gencine sorduk. Fuar alanı nerede? Yani devasa bir alan ama bilmediğimiz için haliyle bulamıyoruz. Sene kaç? 2011 ya da 2012 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki bize kuzeye gidin dedi. Ha, biz de sabahtan akşama kadar cebimizde pusulayla haritayla geziyoruz ya. Kuzeye gideceğiz. Ya zaten bildiğimiz ortam bildiğimiz bir yer değil. Bilmiyoruz. Kuzeye git demek ne? Sonra tesadüf ileride biraz daha gittik. Bir tane genç gördük. Ya abi dedi nereye gideceğiniz falan diye bize sorunca biz dedik ya fuar alanına gideceğiz. Çocuk bize dedi işte 100 metre şuradan düz gidin. Orada bir market var. Oradan dedi yola aşağı doğru gidin karşınıza gelecek. Ya bizim gençlerimiz ne yapıyor? Burada pratik bir zekası var. Yani navigasyon gibi. Yani bana ne kuzeye git dedi, ne güneye, ne doğuya, ne batıya dedi. Ya bizim gençlerimizde şöyle bir güzel bir şey daha var. Yine hep söylüyorum da. Mesela konuşuyorlar kendi aralarında. Diyor ki seni diyor iki defa çaldırırsam bil ki geliyorum. Adam kontür kullanmıyor. Ha, öyle bazen durum oluyor ki diyor ki seni diyor 5 dakikayı aramazsam bil ki gelmeyeceğim. Adam diyor ki yani kontürü kullanmadan telefona bile elimi sürmeden haberleşirim diyor. 5 dakika sonra aramıyorsa biliyor ki arkadaşları gelmiyor. Tamam hadi gidelim diyorlar. Nedir bu? Pratik zekadır. Şimdi bizim bu ülkemizin havasından mıdır, suyundan mıdır, nedir? Bir pratik zekalılık var. Ama tabii bunu hayra kullanırsak. Hayra kullanmazsak sıkıntı büyük. Evet, kelimelerden devam edelim arkadaşlar. Sormak istedikleriniz varsa buyurun sorun. Çünkü bugün yoğun bir günüm. Dün de öyleydi. Mümkün olduğunca size kelime anlatmaya çalışacağım. Bir de sizden ricam eğer mümkünse bu linki gönderin, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize paylaşın, birileri haberdar olsun. Çok şey kaçırıyorlar. Yani YouTube'u izlemek, ne bileyim herhangi farklı bir işte Instagram'a bakmak, şuraya buraya bakmak tamam iyi hoş güzel de bir yere kadar güzel. Bize faydalı olan bir içeriktir. Ben öyle düşünüyorum. Diğer öğrencilere de vesile olalım. Çünkü 18-24 yaş arası ülkenin nüfusu neredeyse 30 milyon. 18-24 yaş arası. Bir de bunu 8-18 yaş arası düşünün. Bir o kadar da öyle bir nüfus var. 20-25 milyon da belki o kadar öğrenci var. Ne yapıyor? Şu an kanalda az kişiyiz. Çok kişiye ulaşamıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız reklamımızı yapamıyoruz arkadaşlar. Birilerine ulaşabilsek, birileri vesile olmuş olsa bu da ne olacak? Sizler sayesinde olur. Yoksa benim yapabileceğim bir şey yok. Kelimelerimizden devam edelim arkadaşlar. Sonraki kelimemiz olsun. Bakalım ne olsun. Şu sayfayı da şöyle bir değiştirelim. Biraz ortalayalım. Rengi de ne olsun? Bizim rengimiz olsun değil mi? Şöyle mavi mi yapalım? Mavi olsun. Şöyle de yaptık. Şu birinci olsun. Şu da ikinci kelimemiz olsun. Evet, kelimelerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Mustafa burada mı? Mustafa geldi mi? Mustafa. Mustafa çünkü dün gelemem demişti. Pazar günü olursa gelebilirim diyordu. Biz de öğrencilerimizi kırmamaya çalıştık. Pazar gününü almak sanki böyle daha bir iyi olur diye düşündük. Şimdi şuradan da sıralama yapalım. Şuradaki 1-2'yi silelim. Evet, yeni kelimeler. Yepyeni kelimeler söylemek lazım. Bir kişi var yayında hocam. Ha, Kevser'den başka kimse yok mu? O da galiba benim diyor. Hiç önemli değil Kevser. Yeter ki sen kelimeyi öğren.
Tek bir kişi de olsa biz burada kelimelerine sana cevap vereceğiz. Sen merak etme. İzlemek isteyen gelir sonradan da izler, değil mi? Bu iş öğrenme, heves işi. Hevesin varsa öğrenirsin. Hevesin yoksa kimsenin elinden bir şey gelmez. Hevesle olur bu iş. Hiç önemli değil. Ben de şimdi bu canlı yayınıma bakmaya çalışıyorum, telefondan açmaya çalışıyorum ama bir türlü göremedim ya. Acaba nereden giriyor? Canlı yayınım diye falan bir şey var mı acaba burada? Benim kendi bağlantım, yayınım falan diye. Kız Kulesi'nin İngilizcesi var mı? Peki kule ne demekti? Kuleyi hatırlıyor musun Kevser? Kule kelimesini hatırlıyor musun? Kule. Tower mıydı? Yazalım. Tower kule demek. Okunuşu tower. Peki tower deyince sanki tavır yapmak gibi oluyor, değil mi? Tavır. Peki buna bir hikaye sallasana bize. Şöyle koyu yapalım ve kırmızı ile yapalım. Mesela bir tane kule var. Kız Kulesi. Sana tavır mı yapıyor? Doğru, tavır. Girl de kız demekti, değil mi? Girl, kız. Okunuşu girl. Buna da göl diyelim. Madem kelime öğreniyoruz, bunu da aradan çıkaralım. Peki buna göl diyor ve kız çocuğu diyor. Acaba bir tane göl var. Diyorlar ki bu göle sadece kızlar gidebilir. Erkekleri almıyorlar mı? Kız çocuklarını mı alıyorlar? Olabilir mi? Bence olur. Hikaye gayet de güzel olur gibi geliyor bana. Şunları da böyle farklı koyu renklerde yapalım. Bizi izleyenler de şuradaki ayrımları da görmüş olsunlar. Devam edelim. Başka bir kelime. Beğeni atmayı unutmayalım Kevser. Bu arada beğenimizi de atalım. Beğenilerimiz de gelsin. Ben de burada bu yayını paylaşayım. WhatsApp'tan da paylaşayım. Bizi görmek isteyenler gelsin, buyursun, baksın. Olur mu? Olur. Hatta başka nerede paylaşalım? Facebook'ta da atmaya çalışalım. Haber akışından bizi izlesinler. Bakalım Instagram'da yapabiliyor muyuz? Instagram'da da gönderelim. İshak'a da gönderelim. Başka kimlere gönderebiliriz? Kelimen varsa sormaya devam et Kevser. Hiç sıkıntı yok. Biz devam edeceğiz. Kelimeleri bekliyoruz. Soruyor musun Kevser? Özel derse döndü Kevser. Hadi. Bu fırsat kaçmaz. Kelime kelimedir.
Yazdın mı Kevser kelimeni? Biçer döver. Aklıma bu geldi diyor. Başka kelime de olabilir. Yazarız, sıkıntı yok. Combine Harvester diye geçer. Harvester. Biçer. Şimdi o biçer döver sanki değil mi? Döver değil. Döver. Böyle olması lazım. Combine Harvester. Harvester diye olan bir kelime. Peki combine sanki kombini yapmak değil mi? Kombini yapmak. Kombin yapmak dersiniz ya o. Harvester. Peki harvester deyince çağrışım yapan kelime ya da kelimeler var mı? Kevser. Harvester. Mühim olan burada kelimeyi düşünmek. Harvester. Harvester. Sanki hamster gibi değil mi? Hamster diye bir fare vardı. Fareyle sincap karışımı bir canlı değil mi? Hatta bunu evcil insanlar evlerinde de ne yapıyor? Besliyorlar. Peki kombin ve hamster diyor. Bu da biçer dövermiş. Acaba biçer döveri kombin yapmış bir tane hamster mı var? O mu kullanıyor? Kombin yapmış. Kafasına böyle başka tuhaf bir şapka takmış. Boynunda fular. Öyle değil mi? Sırtında böyle acayip bir mont. Böyle mi sürüyor? Kombin yaptım diyor size. Kevser'in kelimesi ya bu diyor. Kevser abla diyor. Ben diyor kombin yaptım diyor. Hamster olarak. Biçer döveri ben mi süreceğim diyor. Sen de diyorsun ki ya nasıl süreceksin? Boyun ne? Ayağın yetişmez ki diyorsun pedala. Direksiyonu nasıl tutacağım falan. Ama hikaye saçma mı saçma. Zaten aklımıza kalması için saçma yapıyoruz. Öyle değil mi? Bu arada bakalım. Evet, sadece Kevser'le biz varız. Güzel. Kelimelere devam. Ben de bu canlı yayınımızı bir yandan bizim WhatsApp ekiplerinde de paylaşmaya çalışayım arkadaşlar. Bakalım kimler gelebilecek. Gelebilecekleri şöyle işaretleyelim. Ve göndermeye başlayalım. Ne demiş? Sansar'ı öğrenmiş miydim acaba? Sansar. Sansar kelimesi. Geliyorum. Şunlara bir yazalım. Kelimemiz Sansar kelimesi. Marten. Sansar. Marten diyor. Peki Marten deyince ne olabilir? Senin bir martın mı var? Martın var senin. Ya bunu bir sansar mı kapıyor? Peki benim bir tane civcivim var. Su hoca ben nereye? O benle gelirdi. Meraklı bir şeydi. O da sansar yedi. He, sansar yemiş. Tamam. Senin bir tane de martın mı var hikayede? Şimdi Marten dedik. Martın var. Senin martını da bir sansar mı yiyor? Onu da mı sansar kapmış? Hikaye böyle olsun. Devam edelim. Sonraki kelime. Aferin Kevser. Kevser durmadan
Kelime öğreniyor. En çok kelime öğrenen herhalde Kevser değil mi bizim derslerde? Bence de. Evet hocam diyor. Bence de en çok kelimeyi öğrenen Kevser. Gönderiyoruz. Kelime türetiyorum diyor. Hadi bakalım türet. Aferin Kevser. Bu arada beğeni atmayı unutmuyorsun değil mi Kevser? Like'ı muhakkak at. Beğeni atın ki bari en azından bari 3-5 tane öğrenci şunu görsün de. Dinozor aynı. Dinosaur diye geçer. Dinozor. Dinozor budur. Dinosaur. Dinosaur. Telaffuz da bu şekilde. E zaten dinosaur dinozorla aynı değil mi? Sadece yazılışında biraz farklılık var. O da sanki dinosaur diye yazıyor. Bize hatırlatır gibi geldi. Buna bir akıllı selfie yapmaya gerek yok bence. Öyle mi? Çünkü kelime yazılışıyla telaffuzu yani birbirine oldukça yakın. Şunu da şöyle yapalım. Koyu renkte yapalım. Böyle gösterelim. Ben başka bir şey bulurum demiş. Tamam sen bul sor kelimeyi. Hadi ye. Kelime sor. Ben de bu arada hala paylaşımlara devam ediyorum. Ben başka bir şey bulurum. Evet, hala o yazıyı görüyorum. Başka da yok. Kelime sormak isteyenler. Şu ana kadar 3 kişi gelmiş. 2 tane beğenimiz var. Güzel. En azından birileri bakıyor. O da iyi. Acaba bugün maç falan mı var? O yüzden olabilir mi? Bugün de mi derbi maçı var? Ne var? İhtimal mi ihtimal? Kevser yazmış. Ne yazmış? Yoksun bırakmak. Yazalım kelimeyi. Divestment kelimemiz bu. Divestment. Bizi her şeyden yoksun bıraktılar ha. Yazalım. Yoksun bırakmak. Divestment. Bu olsun. Mesela buna sanki dayı ile başlayabiliriz. Divest. Ya da davet diyebiliriz değil mi? Davet mıntı diyor. Davet mi mantı diyelim. Madem Kevser bunu Kayseri'den soruyor. Kayseri'nin sembollerinden bir yemek değil mi? Mantı. Bir de çıngırak demiş. Tamam çıngırağa da bakacağız. Davet mantı. Yoksun bırakmak. Peki hikaye nasıl olur Kevser? O Mustafa hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam koç yiğidim. Mustafa nasılsın iyisin? Kelimelerini hazırla Tosunum.
Kelimelerini hazırla, hadi 3-5 kelime öğrenelim. Günümüz boş geçmesin. Bak tatil de geliyor. Şimdi tatilde böyle iyice şey yapacaksınız. Gevşeyeceksiniz. Teşekkür ederim Mustafa. Allah razı olsun. Aynen. Devam. Yoğun bir gündü. Bak sen pazar günü dedin. Dedim ki Mustafa da bu işten yoksun kalmasın. Dedim Mustafa da derse katılsın. Ben bu işi pazarı yapayım dedim. Gençler, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Çünkü birilerinin artık bu kanalı görmesini istiyoruz gençler. Tekrar ediyorum. Çünkü tekniğimiz gayet faydalı. Birçok insan bundan faydalanacak. Faydalanmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi ülkede öğrenci çok. Ama ne yazık ki biz farklı mecralarda işler yapıyoruz. Allah razı olsun yazmış Mustafa. Senden de Allah razı olsun Tosunum. Kelimenizi hazırlayın. Boş verin. Bir kişi, iki kişi. Özel derse döndü bizim canlı yayın. Kevser ve Mustafa Erçin dersi götürüyor. Çalışmaya devam. Bakın şimdi bir de bu kar mar yağma durumu da olur. Tatiliniz daha çok uzar. Bence iyi, verimli değerlendirin. Yani 2 hafta bir bakarsınız oluverir, 3 hafta sonra demedi demeyin ha. O 3 haftanızı iyi değerlendirin. O tatil uzayabilir mi? Uzayabilir. Evet, yoksun bırakmak kelimesinden bahsediyorduk. Biz buna dedik ki divestment, dayı ve mantı dedik. Evet Mustafa, Kevser, sizin hikayeleriniz bakalım nasıl olacak? Hadi sizden dinleyelim. Ben bir hikaye zaten uyduruyorum. Sallıyorum. Ama tabii mantıklı sallıyorum. Aslında mantıklı mantıksız sallıyoruz, değil mi? Bakalım hikayeleriniz nasıl olacak onu merak ediyorum. Kendi görüşleriniz önemli. Hadi yazın bakalım. Ben tatilde kitap okuyup matematik çalışacağım hocam demiş. İyi yaparsın. Bravo Kevser. Kitap okumayı bırakmayalım. Şimdi arkadaşlar burada kitap okumak bizim için önemli. Çünkü kelimelerimizde yani genel kültür olması iyidir. Ne kadar çok genel kültür olursa bizim için o kadar kullanışlı ve faydalı olur. Çünkü çok kelime bilmemiz bizim İngilizce'deki şu kelimeleri mesela diyor ki divest diyor. Divestment, dinosaur, marten diyor. Yani ben burada martın dedim ama belki başka birinin aklına başka bir şey gelecek. Ne bileyim combine harvester diyor. Yani ben buna combine'dan kombin dedim. Belki adama evin kombisi gelecek. Kombin içinde bir hamster mı var? Ne yapıyor? Biçer dövere mi kullanıyor? Değil mi? Hikaye hikaye değişir. Ama unutmayın sadece bir hikaye olacak. Tek hikayede bunu yapacağız. İki hikaye olursa bu sefer ne olur? Acaba kelimenin an manası bu muydu? Türkçesi şöyle miydi diye ne yapar? Karıştırır. Hikayeleriniz sadece ve sadece bir hikaye üzerine kurulsun arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatalım. Evet gençler sizlerin hikayeleri yazmasınızı bekliyorum. Mustafa Erçin ve Kevser Özden. İshak bugün dedi herhalde yeterince matematik çalıştım İngilizceye gerek yok mu diyor. Bir kitap du adına davet ediyorlar. Bizi hocam herkese mantı veriyorlar. Bizi mantıdan yoksun bırakıyorlar. Tamam, davet ediyorlar ama mantıyı vermiyorlar. Davet değil mi? Mis gibi mantı kokuyor bize mantı vermiyorlar değil mi? Ne kadar acayip bir durum. Şimdi gençler illa bizim hikayelerimiz komik olacak, işte gülünç olacak diye bir şey yok. Burada ne yaptı? Kevser'in mesela bir şey zoruna gitmiş. Öyle mi? Ha, kitap fuarına gidiyorsun. Davet etmeye çalışıyorlar. Tamam, o da güzel. Sıkıntı yok. Şimdi illa hikaye komik olacak diye bir şey yok. Hikayede mesela duygusal yönler de vurgu yapılabilir. Mesela şu an Kevser'in yaptığı gibi. Düşünsenize zoruna gitmiş. O kadar diyor fuara gittik. Bize mantı vermediler diyor. Mis gibi mantı koktu diyor. Sarımsaklı yoğurt üzerine böyle oh kırmızı sos tereyağı mereyağı. Hocam ben de ekran kalitesi düşük okuyamıyorum demiş. Şimdi Mustafa ben bakıyorum benim ekran çok net görünüyor. Kevser görüntü kalitesinde bir sıkıntı var mı? Ben şu an tekrar ekrana bakıyorum. Görüntü kalitesinde bir sıkıntı göremiyorum. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yani gayet normal görünüyor bende.
Vallahi hocam mantısız olurum. Hemşeri de Çerkez mantısı. Hem de ha, tamam. Çerkez mantısı olacak. Tamam, saygı duyuyoruz. Bu arada Kevser Çerkezliğini de bu arada tekrardan söylemiş oldu. Bende yok diyor Mustafa. Görüntü kalitesi yok mu? Tam anlayamadım. Görüntü mü net değil Mustafa? Bende yok derken. Yoksun bırakıldı. Peki Mustafa, ha, ne yazmış? Ben de görüntü düşüklüğü yok hocam demiş. Gayet normal o zaman. Mustafa'm acaba böyle telefon çekmesiyle çekmemesiyle ayarlı olabilir. Şu olabilir. Düşük hızda falan ayarladıysan interneti. Hani çözünürlük ayarları var ya bilgisayarın ayarlarından. Ondan da olabilir. Bilmiyorum, telefondan bakıyorsan onda da alakalı olabilir. Yani yayında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Çünkü Kevser de teyit etti. Değil mi? Şu an ekstrem bir şey görünmüyor burada. Şu ana kadar 8 kişi bizi görüntülemiş. Güzel. Hocam. Evet hocam. RAM çekmiyor şu an. He, ona bir şey yapamıyorum Mustafa'm ya. Bir de bugün malum pazar olduğu için insanlar da evlerinde. Belki internet kullanımı daha yüksek olduğu için sizi de etkiliyor olabilir. Evet, devam edelim. Ya peki Mustafa RAM yazmış. RAM ne demek? RAM'in ne olduğunu biliyor muyuz? Hiç duyduk mu böyle bir kelime? RAM'in manası koç demek gençler. Koçum benim dersiniz ya o. Bazı yerlerde de bu ne olur? Mancınık manasına da gelir. Mancınık. Mancının ne olduğunu biliyor musunuz? Hani bu ortaçağ filmlerini gösterir televizyonda. Orada böyle ahşaptan yapılmış devasa tekerlekli böyle bir şey vardır. Kepçesi vardır onun. O kepçeye böyle taşı maşı bir şeyleri bırakırlar içine. Sonra ipi bırakırlar. O böyle savrulur. Taşı atar kaleye doğru. Mancınık dediği bu. Mesela başka bir anlamı da fiil olarak kullanıldığında toslamak manasına gelir. Toslamak neydi? Toslamak yerine ne yazabiliriz başka? Çarpmak olabilir mi? Olabilir. Çarpmak, vurmak. RAM. Kelime bu. Peki RAM diyor. Acaba bu bilgisayar RAM'ini mi düşünsek? Bilgisayarın RAM'i nedir? RAM'i bilen var mı aramızda? RAM ne işe yarıyor bilgisayarda? Evet hocam RAM çekmiyor demiş. Ha? RAM nedir? Acaba bilgisayarınız çalışmıyor. Mustafa'nın mesela diyor ki hocam diyor benim RAM çekmiyor. Neden? Çünkü onu bir tane koça bağlamışlar. Koç mu onu çekiyor? Mancınık gibi fırlatıyor mu? Sağa sola mı çarpıyor? Sağa sola mı kafasıyla tosluyor Mustafa'nın bilgisayarını? Mustafa hikaye akılda kalıcı olur mu? Bence olur. Ne oldu? Kelimenin manalarını da öğrenmiş olduk. Gücü diyor değil mi? Aynen öyle. Bu da çok güçlü bir koç mu? Mancınık gibi fırlatıyor böyle camdan böyle pıst diye. Geriye diye böyle bir kalkıyor Semih Allah'a ölüm elhamid et diye. Ha? Koç, mancınık, toslamak, çarpmak. Ben ilk defa diyorum. RAM bilgisayarımı çok kullandığım için genelde ders yapmak için açar sonra kapatırım. Güzel. Değil mi? Çünkü oyunlara Mustafa olur demiş. Oyunlara falan böyle çok fazla vakit ayırırsak gençler bu iş zor. Çünkü geçen sene üniversite sınava giren sayısına baktım. Yani 3,5 milyon adam sınava girmiş. Yani 3 milyon 600 650 bin kişi belki de. Belki 4 milyon bilmiyorum. Ya bir ülkenin nüfusu kadar ya bir Bulgaristan nüfusu kadar adam sınava girmiş. Şimdi ben bakıyorum Kevser kaçıncı? 10. 11. sınıfta. Şundan bir iki sene sonra sınava girecek. Herhalde Kevser sınava giresiye kadar bir 6-7 milyon insan olur. Mustafa'yı düşünüyorum. Mustafa yanlış hatırlamıyorsam kaçıncı sınıftı Mustafa? 6 mı? 7 mi? 8 mi? Mustafa sınava girene kadar da bir 10-15 milyon olur.
O yüzden vaktinizi böyle pek internette harcamamaya çalışın. Yani oyunlarla harcamamaya çalışın. Çünkü internetteki oyunlar 75 soru 1 saat yazmış. 1 saat oyun. He, anlaşmayı böyle yaptım diyorsun, öyle mi? Abo diyor. Hocam yandık ama çalışırsam yaparım. Mustafa Erçin 7. sınıf diyor. Yani 12. sınıfa kadar ne yapar? 5 senesi daha var. Herhalde Mustafa'nın bayağı bir şey yapar. 10 milyonu falan rahat bulur. O yüzden iyi çalışın gençler. Çünkü orta öğretim başarı puanınız da çok önemli. Orta öğretim başarı puanında her aldığınız yüksek not sizi sınavda böyle 8-10 bin kişinin, 15 bin kişinin, 20 bin kişinin önüne atacak. Bütün derslerinize iyi önem verin. Oyunlar çünkü başkasının hayali var için içinde. Onların hayal gücüne kapılıp bir de ne oluyor? Kendi hayal kurma yetinize yani özelliğinizi, yeteneğinizi kaybedersiniz. Ya bu da nedir zaten? Aklın ilerlememesidir, düşünmemektir. Ne diyor? Şimdi mübarek ezan vakti hiç diyor akletmez misiniz diyor değil mi? Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Hiç düşünmez misiniz diyor Kur'an'da. 26 tane yerde geçiyor. Akıl kelimesi neymiş onu da araştırdık. Akıl devenin ön dizleriymiş. Akıl diye geçiyor. Yani deveye yön veriyor. Siz de kendi yönünüzü iyi verin. Tamam mı gençler? Ben hocam telefona bakamıyorum ki. Çok. Ha, telefona çok bakamıyorum zaten. Okula telefonu da götürmüyormuş. Eve gelince direkt ders yapıyorum ben de demiş. En güzeli Kevser zaten kitap kurdumuz öyle mi? Kitapları seviyor, kitaplara bakıyor. En büyük zevki, en büyük meşakkali bu. Güzel. Kitaplara bakın gençler. Araştırmacı olun. Ha, internete bakmayın demiyorum. İnternete muhakkak bakın. İnternete bakmak, araştırmak, bir şeyleri görmek, öğrenmek iyidir. Düşünsenize bütün bilgi elinizin altında. Ama tabii doğru bilgi olursa, doğru bilgi olmazsa olumsuz yine de çok etkili olur. Peki madem bilgiden bahsettik, bilgi kelimesini öğrenelim. Bilgi kelimesi knowledge demek. Böyle yazalım bilgi. Knowledge diye okunur. Knowledge. Peki knowledge deyince bize sanki Norveç gibi oldu değil mi? Norveç. Knowledge, Norveç. Bir hikaye sallasak. Hikayeler nasıl olur? Hocam Teknofest yarışmasına girdim diyor. Oo Mustafa, Teknofest'e mi gittin? Peki şey ne? Projen nedir? Hadi ben de yazayım. Projen nedir? Projeni merak etti Mustafa. Okulda ekip yapıp katıldık. Ha. Proje. Onu da soralım. Bir yandan ben de buraya yazayım. Mustafa'nın projesini merak ettim şimdi. Aferin Mustafa. Bir şeyler üretiliyor değil mi? Üretken olacağız. İnovatif, inovasyon, yenilikçi. Roket mi? Ne roketi bu Mustafa? Ne roketiymiş merak ettim. Hocam ben de konuşuyor ya. Ses gitmiyor ki dedim. Kevser konuşuyormuş. Şimdi gelelim Mustafa yazası yaz kadar. Bizde şu Norveç ve bilgi diyor. Onu anlatalım bir yandan değil mi? Çünkü bizi izleyenler de var. İzlerken sıkılmasınlar. Acaba bu bilgiyi hep Norveç'ten mi alıyoruz? Olabilir mi? Bilgi hep bütün bilgiler Norveç'ten geliyor. Hani onların bir tane meşhur el kremleri var. Televizyonda reklamları çıkıyor. Şimdi reklamda ismini vermeyeyim. Norveçli bilim adamları diyor. Onlar bu konuda çok bilgili mi? Bütün bilgileri bütün dünyaya mı veriyorlar? Böyle mi olsun hikaye? Bence olsun. Of, ne yapmış Mustafa? Havaya fırlayıp sonradan paraşütü açacak. Peki amaç ne burada? Acaba uzaya gönderdiğiniz bir şey mi? Mustafa şeyden esinlenmiş. Hani bu uzaya gidecek ilk neydi pilot? Türk pilot. Neydi? Alp miydi adı? Alp'ti değil mi? Ya Alp'ti ya da Alperen miydi? Öyle bir adı vardı adamın.
Şu an onu hazırlıyorlar değil mi? NASA yetiştiriyor onu. Eğitimlerini aldı hatta değil mi? Eğitimlerini bitirdi. Yere iniş yapacak diyor. Benim de bununla alakalı öyle bir Easy Fish oyun. Ne yapmış? Easy Fish oyun. Bu neymiş o? Easy Fish oyun. Alp Easy Fish oyun. Adı bu, soyadı mı o? Sanırım soyadı o. Güzel gençler, bilgi iyidir. Düşünmek iyidir. Çünkü bu tip icatlar mucitler düşündükçe oluyor. Düşünmeyince bu hiç olmuyor. Hiçbir şey yapmadan büyüyen tek şeyin ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Durduğu yerde büyüyen. Araştırmacı olacağız ve bakacağız. Roket değil hocam. Yanlış yazmışım. Füze. He, tamam. Easy Fish Oil mu? Easy Fish Oil. Olabilir. Acaba balık yağı mı demiş. Olabilir. Fikirler önemli. Evet, kelimelerden devam edelim. Fish oil dedi. Arkadaşlar yazalım onu. Fish ve oil kelimesini kullanmış. Bu balık yağı demek. Balık yağı. Şimdi bu kelimeyi şöyle görelim. Fish zaten balık demek. Onu bir yazalım. Fish, balık. Şimdi kelimeyi bilmeyenler olur, izleyenler olur. Fish normal bildiğimiz hani o fish var ya. Elektrik için bağlantıda kullandığımız fish. Acaba bu fiş yerine gittiniz balığı mı takmaya çalışıyorsunuz? Adamın eline ceren çarpar ya. Bence tehlikeli olur. Ha, bunu aklınızda düşünün ama böyle bir şey yapmayın. Biz 25. kareyi kullanmıyoruz değil mi? Bizim 25. karemiz hayır hasenat içeriyor. Bizimki rahmani. Oil kelimesine gelelim. Oil da yağ demek. Ne? Hatta yağ sıvı yağ demek. Onu yazalım. Sıvı yağ. Bir de benzin manası vardır gençler. Benzin. Oil. Acaba o yılda herkes bir benzin yağ almak zorunda mı kalıyor? Ne oluyor? Öyle bir yıl var ki abi o yılda gittik herkes ne yaptı? Benzin aldı, sıvı yağ aldı. Ne? Ayçiçek yağı. Değil mi? Sanki şimdi burada bir şeyleri de eleştirmek olur mu? Pek eleştiriye girmeyelim. Hatta hiç eleştiri yapmayalım. O yıl herkes gidiyor sıvı yağ ve benzin alıyor. Benim kafa balık yağına gitti hocam. Reklamlarda gördüm. Doğrudur. Öyle bir yıl oluyor ki o yıl herkes gidiyor sıvı yağ ve benzin alıyor. Ne oldu? Balık yağı da kelimeleri hem balığı hem de öğrenmiş olduk. Olive oil, zeytinyağı. Ama olive W ile yazılıyor muydu? Sanki olive W ile yazılmıyordu değil mi? Olive kelimesi şöyleydi. Bu zeytindi. Şöyle. Değil mi? Olive. Yazalım. Peki olive deyince çağrışım yapan kelime. Ya da olive. Mesela Olivium diye bir yer var. Bir alışveriş merkezinin adı İstanbul'da. Ama şimdi bizim şehir dışından izleyen arkadaşlarımız da var. Evet hocam öyleydi demiş. Olivium diye bir yer var. Bu bir alışveriş merkezinin adı İstanbul'da. Bunu düşünebilirsiniz. Ya da Olive başka. Aklınıza geleni düşünün. Hikayenizi kendiniz yapabilirsiniz. Ben bunu Olivium'la yapacağım arkadaşlar. Şu an aklıma gelmedi. Sizin aklınıza geliyorsa şu sohbet kısmına yazarsınız. Yorumlar kısmına yazarsınız. Biz de değerlendiririz okuruz. Acaba bu Olivium alışveriş merkezine gittiniz. Bütün dükkanları kapatmışlar. Her yere zeytinci mi açmışlar? Zeytin dükkanları mı var içeride? Oo diyorsunuz mis gibi zeytin kokuyor alışveriş merkezinde. Bütün trikocular, kozmetikçilerin hepsi gitmiş ha. Sanki bence akılda kalıcı olur gibi geliyor. Hocam İstanbul'a gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Niye gidersin ya? Yaz tatili, yaz tatilin bu ara tatilde değerlendirirsin bence. Sıkıldım hocam burada demiş. Tamam, gidersin, bakarsın. Kelimelere devam edelim. Evet Mustafa. Mustafa. Erçil Mustafa. Evet. Tosunum kelimeni bekliyoruz. Yepyeni kelimeler söylemek lazım. Yepyeni. Yepyeni kelimeler söylemek lazım.
Yeni kelimeler. Mustafa diyor İstanbul'dan ben de sıkıldım. Neden? Çok mu kalabalık? Hadi bakalım kalabalık kelimesi neydi? Kevser'le Mustafa Erçin'i yarıştıralım o zaman. Kalabalık kelimemiz buydu. Kalabalık neydi? Bir yandan da ben de buraya yazalım hadi. Kalabalık İngilizcesi neydi? Bakalım kim doğru yazacak? Görelim. İlk Mustafa mı yazacak, Kevser mi yazacak? Vaa ben buradan sıkıldım. Ne İstanbul, güzel Ayasofya var, ne güzel. Tabii gider gezersiniz, her yeri gezersiniz. İstanbul'da gece o kadar çok yer var ki gençler. Kevser yazdı, crowded dedi. Peki bunun akıllı selfisi neydi? Crowded kelimesi kalabalık yazalım. Kalabalık. Crowded. Kral mı vardı, ne vardı? Mustafa da yazdı. Aferin Mustafa. Akıllı selfie kelimelerini de yazsanıza. Hatırlıyor musunuz bakalım? Hadi. Kelimeleri ben hatırlıyorum. Akıllı selfie'lerin ne olduğunu. Sanki kral vardı. Dıt dıt mı diyordu? Eline bir tane direksiyon almış köyün arızası gibi. Kral dıt dıt diye mi geziyordu? Kalabalığın içinde kral dıt 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 diye bağıra bağıra geziyordu. Vallahi hocam ben sadece kalabalık olduğunu hatırlıyorum. Ha, ben sanki bunu kral dıt dediği söylediğimizi hatırlıyorum. Öyle değil mi Erçin Mustafa? Koç yiğidim. Yeni kelimeler söylemek lazım. Kevser bir tane kelime sormuştu. Çıngırak diye bir kelime sordu. Rattle kelimesi çıngırak demek. Onu da şimdiki yazılardan ben bakıyorum. Oradan hatırladım. Çıngırak ne demek hocam? Evet, rattle. Rattle diye şöyle yazalım. Peki ratle diyor ya da rattle. Toplum kelimesi tamam Mustafa onu da bir alta yazacağız şimdi. Rattle deyince bize çağrışım yapan kelime ya da kelimeler var mı? Toplum kelimesi society demek. Bu arada onu da yazalım. Mustafa'nın kelimesi de burada dursun. Toplum society. Yani sosyete gibi değil mi? Sosyete. Hadi yazalım. Sosyete olsun bu. Krov dıt dıt. Ömer Faruk Özden gelmiş. Faruk Ömer. Oo, Ömer'im. Koçiydim. Hoş geldin. Öğrenciler yavaştan yavaştan geliyor. Evet. Herkes hoş gelmiş gençler. Evet Faruk Ömer. Kelimemiz rattle diyor. Çıngırak. Hadi bakalım buna bir kelime uydurun. Bakalım ilk kim yazacak? Faruk Ömer mi? Erçin Mustafa mı? Özden Kevser mi? O Fırat dedi ya. Hemen rattle'a Fırat mı? Rattle. Fırat. Pek uymadı gibi ya. Ratle. Heh, pek Fırat çok uzak gibi geldi. Sanki oradaki AT'leri yakaladım sadece. Ya mesela bu rattle değil de reçel demiş olsaydın hadi bir şey derdim yani uyar derdim. Yazılar bana biraz geç geliyor. Ratle ya da ama ratle diyor mesela buna yazılışından rahle de diyebiliriz gençler. Rahle. Rahle de olabilir. Ratle. Rahle. Rattle. Radyasyon. Radyasyon Ömer'in biraz uzun oldu buna ya.
Rahle değilim. Rahlenin zaten herkes ne olduğunu biliyor, değil mi? Olabilir mi? Ya da ratleden reçel de diyebiliriz. Rahle mi? Yoksa reçel mi? Kararınızı verin. Hangisi? Yazdım. Hadi bakalım. Rahle mi, reçel mi bu kelimede? Aa evet, Kur'an okuduğumuz masa. Evet, Ömer Faruk Ricen demiş. Ricam mı demiş. Ricam kelimesi sanki çok uzak kaldı bir Ömer Faruk. Ha? Ricam. Kevser rahle diyor. Ömer Faruk da rahleye mi evet dedi acaba, bilemedim. Yoksa ricen kelimesine mi diyor? Rican olur derken öyle mi dedi? Rican olur ne demek falan. Kelime rahle. Tamam, rahleden devam edelim. Peki bu rahle diyor da çıngırak diyor, nasıl olacak? Hadi bakalım bize bir hikaye yapın. Hikayeyi ilk önce kim yazacak görelim. Hikayeyi dinliyorum. Rahle ve çıngırak. Rahle ve çıngırak. Kelimelerimiz bunlar. Rahle. Herkes rahlede mutabık. Şimdi acaba bu geç geliyor. Yazılar çok geç geliyor. Neden acaba? Bakalım buradan bir ayar var mı? Burada ötürü üçten biri zaman damgaları. Yok. Görünmüyor. Sohbeti ayrı pencerede aç demiş. Geç. Hikaye nasıl? Rahlede Kur'an okudukça çıngıraklar dans ediyordu. Eyvah eyvah. Ya da biz rahlede Kur'an okurken biri çıngırak çalıyor. Kapat onu, oynama çıngıraklar. Şıkır şıkır nedir bu, böyle mi diyoruz acaba? Olabilir mi? Hocam rahlede çıngıraklar var. Hadi Kur'an okumaya koşun koşun, kaçırmayın diye bağırıyor. Böyle mi? Herkesin kendi hikayesi var. Saygı duyuyorum. Ömer de bir hikaye yaptı. Kevser'in de hikayesi var. Erçin Mustafa'mızdan bir ses yok. Erçin Mustafa yazmaya mı çalışıyor? 17 kelimeyi çoktan geçtik bile, değil mi? Öyle mi? Erçin Mustafa yazıyor musun? Kuşu da dinliyormuş. Tamam. Bıdış 3. Sinemalarda. Rahlede Kur'an okudukça çıngıraklar hareket ediyor. Olabilir. Ömer'in de hikayesi güzel. Sonra da burada Mustafa'nın bir kelimesi vardı. Toplum kelimesini sordu. Şimdi toplum, diğer adı nedir? Topluluk manasına gelir. Topluluk. Society kelimesi. Kelimemizde böyle koy yapalım. Society. Şunu şöyle bir düzeltelim. Ya bildiğimiz sosyete. Ya peki sosyete diyor, toplum diyor, topluluk diyor. Ya buna bir hikaye yapsanıza gençler. Akıllı selfie kelimemiz şuradaki kelime. Sosyete ama toplum, topluluk. Society kelimesi. Bu hikaye nasıl olur? Toplumun hikayesi. Tüm toplum sosyete olmuş. Almış başını gidiyor diyor. Mustafa güzel eleştirel yazı yazmış. Almış başını gidiyor bunlar. Ne yapıyor bunlar? Nereye gidiyor bu insanlar? Böyle mi? Olabilir. Herkes bir sosyeteye özeniyor mu? Evet, özeniyor gençler. Bu özellikle dizilerde bunu görüyorum. Hep şöyle bir tema var. Zengin kız, fakir oğlan. Ya da zengin oğlan, fakir kız.
Filmlerin konusu hep böyle. Millet habire bir zenginliğe heves sarıyor. Ondan sonra ne oluyor zaten görüyoruz, değil mi? Sıkıntılı durumlar çıkıyor. Neyse, fazla konuya da girmek de istemiyorum. Kenem düşüyor sonra. Sosyete almış başına gidiyor. Nedir bu toplumun hali? Nereye gidiyor bu topluluk? Hemşerim, benim de bir psikiyatrim olmasın mı? Böyle mi? Bir sosyeteye bir özenme var. Ne yazık ki öyle. Evet, yeni kelimeler söylemek lazım. Konak evler. O neymiş? Konak evler. Anlamadım. Kevser bir şey yazmış. Diyor ki toplum sosyetelerin koluna girmiş. Benim de sosyete yaparmışım diye yalvarıyorlar. Sonra yaparız yaparız diyorlar. Sonra dedikodu yapmaya başlıyorlar. Olabilir mi? Olabilir. Sosyetenin zaten olabileceği konu da bu. O şu ayakkabıyı giymiş, o şöyle bir bluz çıkarmış falan filan, değil mi? Saçma sapan işler konuşuyorlar. Bir de Türkiye'de onların adına elit diyorlar gençler. Yani elitlik öyle bir şey değil. Evet, kelimemiz neymiş? Konak diye. O zaman konak diye bakalım. Yani sanki yanlış duymadıysam Mustafa konak kelimesini sordu. Öyle mi? Yazalım. Hani hocam doğuda falan oluyor ya konak. He tamam, yazalım onu. Anladım. Anladım Mustafa. Şunu diyorsun sen. Residence kelimesi konak demektir. Hani bu rezidans evler der ya de. Kelimenin telaffuzundan bakalım. Residence diyelim. Şu. Rezidans derler değil mi bizde de? Rezidans, konak. Bu anlama geliyor. E peki bu rezidans evleri biliyor muyuz? Hani son model işte içinde her şeyi diğer evlerden çok daha farklı. Mutfağı farklı. Ne bileyim oturma odası farklı. İçindeki havalandırma sistemi değişik. Kapısının önünde işte ne bileyim bahçesi parkı olan, yeşil alanı olan, ardından yüzme havuzu oluyor bazılarında, spor salonları oluyor değil mi? Konaklar, rezidanslar bunlar. Kendine ait bahçesi var. Ayrı güvenliği, sistemi falan var. Buna da konak diyor, rezidans. Acaba bu rezidanslar da böyle konak halinde mi? Konaklar büyük yapı, yalı gibi malikaneler. Evet, lüks, doğru. Şimdi Ömer Faruk bir şey sormuş. Yıldız saçı demiş. Peki Ömer'im, ya ben şu soruyu sorsam. Yıldız saçı diyorsun da, yıldız ne demek? Hadi, yıldız kelimesi İngilizce neydi? Yıldız. Depremde de kağıt gibi oluyorlar. Evet, ne yazık ki depremde bu 10-11 tane ilde yaşanan, değil mi? Çok acayip talihsiz bir üzücü bir deprem yaşadı değil mi ülkemiz? Türkiye topraklarının 7'de biri sallanmış. Düşünsenize çok büyük bir deprem. 500-550 kilometrelik bir fay kırılıyor. Belki daha fazla. Değil mi? Yıldız star demek. E taş diyor. Peki taş ne? Taş kelimesi neydi? Hatta onu buraya değil şuraya yazalım. Bizim sohbet kısmında şuraya yazalım. Taş neydi? Taş kelimesini hatırlayan var mı aramızda? Sanki biz Tom Sawyer'ı okurken falan görmüştük Kevser bunu. Kevser de Kayseri'de oturuyor değil mi? Kayseri'de yakın değil mi? Maraş'a falan yakın. Maraş, Antep, Urfa oralara yakın. Sallanmış mı? Sallanmıştır. Doğrudur. Stone. Evet, Kevser hatırlıyor. Stone. Ne oldu Ömer'im? Yıldız taşı. Starstone mu oldu? Stone kelimesini görelim. Stone kelimesi taş, bazı yerde de kaya manasında gelir geçler. Stone diye yazar. Ya buraya stone diyor ya, ben buna aseton desem olur mu? Aseton.
Aseton neydi? Hani bu bayanlar tırnaklarına ne sürüyorlardı? O boya sürüyorlar ya. Adı neydi o boyanın? Bilemedim, hatırlayamadım. Oje miydi? Ha, ojeydi. Taş kayayla mı çıkarmaya çalışıyorlar? Asetonla değil de taşları kayaları mı sürüyorlar tırnaklarına? Çok acı çeker be insan. He? Bence zor olur. Şimdi star kelimesini söylemiyorum. Çünkü star kelimesini artık bütün Türkiye öğrendi, değil mi? Çok büyük bir star oldu diyorlar. Yıldız oldu. Ha? Öyle mi? Hatta televizyonda bile kanalı var. İnsanların bu star kelimesine yabancı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ha, oje yazmış Mustafa. Ne yazık ki öyle Mustafa. Aseton ojeleri silmek için kullanılıyor. Evet, asetonla çıkarmıyor. Almış kayaları, taşları tırnaklarından çıkarmaya çalışıyor. Eyvah eyvah. Acı bir durum, değil mi? Bence acır. Ama hikaye saçma olacak ya. O yüzden saçmalık iyidir bizde. Devam edelim. Bakalım. Yepyeni kelimeler söylemek lazım. Peki tırnak kelimesini aramızda hatırlayan var mı? Soru geldi. Tırnak. Allah Allah. Hatta tırnak kelimesinin bir manası da neydi? Çivi miydi? Tırnak, çivi kelimesi. Hadi bakalım. Aramızda hatırlayan var mı? Tırnak, çivi. Akıllı selfisini hatırlıyorum. Star'a örnek. Bekir Develi demiş. Olabilir. Herkesin sevdiği biri var. Saygı duymak lazım. Nail. Aferin Kevser. Nail. Nail tırnak demek. Bir de manası yazalım. Çivi manasıydı. Onu da yazalım. Okunuşu nail. Akıllı selfie'de biz buna nal demiştik gençler. Acaba bir atın nalı mı, nalı vardı, çivilerini tırnaklarınızla mı söküyordunuz? O da zor olur be. He? Hikayeyi ben böyle hatırlıyorum. Atın nalından tırnaklarınızla çivileri mi sökmeye çalışıyordunuz? Sanki böyleydi. Güzel. Sırça köşk ne demek demiş. Peki sırça nedir? Sırçayı önce öğrenelim. Olur mu Kevser? Sırça. Şimdi gençler, glass kelimesi doğru cam anlamına geliyor. Bardak anlamına geliyor. Bir de sırça anlamına gelir. Sırça. Glass. Doğru. Tuhafınıza gidecek. Çünkü gençler, İngilizce çok zengin bir dil değildir. Yani Türkçe kadar dijital olan bir dil değildir. Türkçe daha teknolojik bir dildir. Yani düşünün, bir 10-15 yıllık, 10-15 bin yıllık bir medeniyetten bahsediyoruz. Yani bir İngilizce, bir Türkçe gibi, Arapça gibi, Çince gibi, Japonca gibi, Rusça, Almanca gibi köklü bir medeniyete sahip bir milletin dili değildir. Peki glass deyince buna dedim ki biz class diyelim. Çok class. Hatta art nail diye bir şey çıkarttılar. Uzun, upuzun tırnaklar yaptırıyorlar. Çok saçma demiş. Olur hocam demiş. Tamam. Olabilir. İnsanlar güzel görünmek için farklı şeyler uygulayabiliyor. Peki buradaki class diyor. Şimdi biz glass'ı cam, bardak, ama bir manası da sırçaymış. Şimdi bunu da öğreneceğiz. Peki nasıl olur hikaye? Klas. Çok klas. Hatta buna klas değil de affedersiniz diyelim ki kalas diyelim. Kalas da nedir? Uzun bir ahşap parça, değil mi? Ahşap evleri yaparken kalasları kullanıyorlar. Öyle değil mi? 5'e 10. Kalas, cam, bardak, sırça. Nasıl olur bu hikaye? Kalas hikayesinde o. Hikayede kalas olacak, cam, bardak ve sırça da olacak. Hikayemiz nasıl olur gençler? Hikayeleri sizden duymak istiyoruz. Şu an ders zaten bu canlı yayın özel derse döndü. Öyle mi? Bence özel derse döndü.
Hikayeleri bekliyorum. O yüzden sessiz duruyorum. Birisi bir şey yazacak mı diye. Kalas, cam, bardak, sırça. Kocaman bir kalas aldınız, eve giriyorsunuz. Ama evde ne kadar cam, bardak varsa evin sırçalarını falan her şeyi döktünüz mü? Sırça aslında ne? Kireç gibi bir şey, öyle mi? Hocam İngilizce bölümü yine açılmayacak ya demiş. Kevser, o okulun kendi prosedürü, ona bir şey diyemiyoruz ki. Yani bir okulda İngilizce bölümün açılmaması da çok tuhaf. Devlet okulunda. Yani buna bir talep varsa, bir kişi bile olsa, muhakkak birileri orada bir özel ders, bir şey vermek zorunda bence. İngilizce bölümü yine açılmayacak demiş. Büyük bir hata. Açılmalı. Cam bardak sırça. Kalasla eve girdiniz. Omuzunuzda taşıyorsunuz. Çevirince evde ne kadar cam bardak varsa evin sırçalarını, her şeyi döktünüz yere. Olur mu? Hikaye bu. Yeni kelimeler söyleyelim. Hadi gençler, şöyle bir 5-10 dakika daha duralım. Ondan sonra günü tamamlayalım. Bakalım kaç kişi var? Şu an kaç kişiyiz? Kimse kalmamış. O zaman biz de günü bitirelim. Madem kimse yok. Arkadaşlar, beğeni atmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Sevdiklerinizle de bu kanalı paylaşın. Eğitime verilen önem ortada. Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar iyidir demeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki biz ulaşamıyoruz insanlara. Sesimiz bu kadar çıkıyor. Hatta hiç çıkmıyor ki sesimiz. Sadece öğrencilerimiz geliyor. Birilerine bir şeyleri söylemek gerekiyor. Birilerine bir şeyler anlatmak gerekiyor ama ne yazık ki biz bunda başarılı olamıyoruz. Biz başaramıyoruz, bari siz yardımcı olun da arkadaşlar. Dinleyen birileri olacaktır. Kullandığımız teknik iyi bir teknik. Faydalı olduğunu biliyoruz çünkü yüzlerce insan anlattık. Yüzlerce, binlerce saat anlattık. Sonuçlarını alıyoruz. Biz bütün kelimelere, İngilizce'deki bütün kelimelere bir akıllı selfie hikaye yapıp kelimeyi öğretebiliyoruz. Çünkü İngilizce'de 75 binden fazla kelime var. Grameri öğrenmek tek sayfada çok basit. Ama ne yazık ki dilde kelimeleri öğrenmek çok daha zor. Biz bu en zor işi çözdük ama insanlara duyuramıyoruz. Siz de bunu kendi sosyal mecralarınızda mı diyorlar hani? Sosyal alanlarınızda mı diyorlar? Onlar da bir şekilde paylaşın. Birileri görsün. Yani bizim kanalımız, yani şu an görüyorsunuz, yani kaç kişi diyor ki, anlık izleyici 2 diyor, yani beğeni 5 diyor. Ya bunun bize bir şeyi kazandırdığı yok ki. Ama kazanabileceğimiz çok şey var. Ne diyoruz? 18-24 yaş arası, bu ülkenin nüfusu 30-35 milyon arasında. E bir de bunun 18 yaşından 8 yaşına kadar düşün, ilkokul 1. sınıfa kadar. Belki bir o kadar daha öyle nüfus var. E yazık değil mi? Şurada 3 kişiyle 5 kişiyleyiz. Yani çok şey kaçırıyoruz. Yani şu ülkeye şu kadar bir şeylere verebileceğimizi düşünüyoruz ama ne hikmetse başaramıyoruz ya. Yani insanlar daha çok oyun oynamak, internette gezmek, cumartesi pazarı bir yerlerde, tam insanlar da haklı. Onlara da bir şey diyemiyorum. Yani sonra dil öğrenmeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz. Hevesimiz yok ki. Bizim hevesimiz şu an toplumda şu olmuş: telefona bakmak, dizi izlemek, ne bileyim, başka sosyal mecraları takip etmek. Hayatı çok çabuk eskitiyoruz bu kavramlarla. O kavramlardan uzaklaşmak gerekiyor. Çünkü toplum, şu an toplumun, hani society dediğimiz kelime vardı ya, toplum şey yapmasını istemiyorlar, düşünmesini istemiyorlar. Ya düşünmeyin, biz sizin yerinize düşünürüz, biz sizin yerinize her şeyi hallederiz diyen, ya bu sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada aynı.
Şimdi bunların birilerinin öne geçmesi lazım. Birileri çıkması lazım yani. Çıkmayınca ne olacak? Nereye gideceğiz yani? Düşünmeyen bir toplum. Mesela Mustafa diyor ki biz bir roket üretimine işte paraşütle düşecek diyor. Ya öyle veya böyle bir fikir var ortada. Ha fikri düşününce yani yüz binlerce fikir var. Ama bir şeye yönelmiyoruz yani ne hikmetse. Ya yönelmeyince de sonra da birbirimize diyoruz ki niye ilerlemiyoruz? Suç bizde. Ya, suç demek de ağır oldu ama kabahat bizde ya. Yani ne yapabiliriz? Geçen bir arkadaşımla işte konuşuyorduk. Şu an ben mesela şehir dışındayım. Kelimeleri ayaküstü yemek yerken bir 8-10 kelime konuştuk. Yani öğrendi 8-10 kelime. Kağıt kalem kullanmadan öğrendi. Şaşırdı. Ya diyor benim diyor işte kendi işte şöyle tanıdıklarım var onları da söyleyeyim. Tamam söyleyeceğiz güzel de. Gerisi gelmiyor. Unutuluyor bir şekilde. Çünkü insanlar o ara ne yapıyor? Hemen tekrar telefona dalıyor. Ya amacımız bizim zaten öğrenciler. Ya 3 milyon öğrenciye zaten ben ders anlatamam ki. Yani öyle bir vakit yok. 3 milyon adama birer saniye bile yetmez. 30 milyon adamdan bahsediyoruz değil mi? En azından bari bir şey olsun. İnsanlar izlesin şuradaki kelimeleri görsün. Bakın bizim bu kanalın 3. senesi oldu. Neredeyse 4000'e yaklaştık kelimede. Ya 4000 tane kelime bilen adam zaten İngilizceyi çözer. Kevser diyor işini büyüyünce devam edeceğim ama böyle bir şey hiç düşünmedim. Gençler muhakkak öğrenmelisiniz yani. Başka da bu iş olmuyor. Bakmadan olmuyor gençler. Bir şeylere yönelmeniz şart. Bilgi gelecektir. Ya amma açın gidin yemek kitabına bakın ya. Bir şeyler öğrenin ya. Yemek yapmayı öğrenin ya. Ya erkekler de demesin ki hocam biz erkek ne yapacağız yemeği. Dünyanın en iyi aşçıları erkeklerdir arkadaşlar. Bolu Mengen'i düşünün bakalım. Dünyanın en iyi aşçıları orada. Ya bizim ülkemizden çıkıyor. Ya gidin bakın dijital ortamlarda ne bileyim kodlamayı öğrenin. Gelecekte çünkü dijital bir hayata gidiyoruz. Kodlama şart olacak, bilgisayarı iyi bilmek olacak. Ya bu illa İngilizce değil, farklı bir dile heves sararsın. Ha o farklı dili İtalyanca mı istiyorsun? Onu da öğrenirsen bizim tekniği kullanacaksın. Yani teknikte kullanacağın şeyler bu. Kelimeleri birbirine benzeteceksin. Bu kadar basitti. Başka da bir şey yok. Tasarım biliyorum. Çok güzel yemek yaparım. Harika. Ne güzel. Asım abim de. Hoş geldin Asım abi. Tasarım biliyorum. Ya bu kadar basit. Kızlar gider. Ne yapar? Bir de Scratch kullanıyorum. Scratch nedir? Ha Mustafa bu Scratch nedir? Bir bilgisayar programı mı? Öğrenin bence bilgisayarı çok iyi biliyorum. Bence de güzel olması lazım. Aferin Ömer'im ya. Ya en azından 10 parmak kullanmayı öğrenin. Ya gidin bir satranç öğrenin. Niye gidin ne bileyim dama oynamayı öğrenin ya. Ya en azından size bir şeyler katar o. YouTube'da videoları görüyorum. Oyun tasarlıyoruz. Çok güzel. Oyunu tasarlayın. Ama bu oyunları da yaparken bence biraz insanları düşündürmeye yönelik oyunlar yapın. Yani böyle HD kalitesinde sanal ortamda adam böyle yaylada ovada yürüyor, evin içine giriyor, elinde silahla falan böyle bir şeyleri tasarlamamaya çalışın bence. Kuymak güzel yaparım. O da güzel. Mesela beleşe ofis kurdu diyor. Olabilir. Ne güzel. Ben matik oyunu yapmıştık. Olabilir. Her türlü fikre saygımız var. Yeter ki bir şeyleri üretin gençler. Böyle boş boş olmuyor. Bir de şunu gördüm sizde. Arabayı sürmeyi öğreneceğim. Tabii öğren Kevser çok güzel. Matematik. Değil mi? Matematik harika. Bir de şunu gördüm. İnsanlar bu YouTube'daki short videoları o kadar çabuk hızlı geçiyorlar ki hem gündemi çok çabuk eskitiyoruz. Gündemi çok çabuk eskittiğimiz gibi bilgiyi çok çabuk eskitiyoruz. Çünkü çok yoğunlaşmış bilgiler çok kısa sürede veriliyor. İnsanlarda bir de şöyle bir şey de oluyor. Sabırsızlık başladı. Sabırsızlaşıyor. Hemen böyle karşı taraftan bir cevap bekliyor. Ya da karşı taraftan hemen onun olmasını bekliyor. Senin karşındaki Google değil ki.
Ömer Faruk kalecilik yapıyor. Güzel spor iyidir. Ne yaparsınız? Vücuttaki laktik asidi atarsınız. Laktik asit ne yapar? Vücudunuzdaki yorgunluğu giderir. Spordan, futboldan sonra kendinizi yorgun hissedersiniz ama duşa girdikten sonra ne yaparsınız? Vücudunuz acayip rahatlar. Sizi dinlendirir. Güzel uykusuz yaparsınız. Dikkatsizlik. Tabii ki dikkatsizliğe de sebep oluyor. Sonra sınav zamanları geliyor. İşte ben ders çalışacaktım. Ne oldu ders çalışırken? Ya ben ders çalışacağım, tamam. Aya şurada bir tane dizi var, onu bir izleyeyim, ondan sonra bakarım. Ya dur, aklıma bir tatlı geldi. Şunu 2 dakika yiyeyim geleyim. Tatlıyı yemeye gidersin. Ya dur, şurada bir şey daha vardı. Hadi 2 çekirdek çıtlayayım bir bakayım. O akşam oldu. Ya bu saatten sonra ders mi çalışılır? Yatayım uyuyayım dersin. Odaklanamama. Odaklanmamızı da etkiliyor gençler, ne yazık ki. Şimdi bununla ilgili benim mesela bir de şeyim de var. Blogger sayfamda da bunlara da değindim. Yani şu gençlik, yani 45-50 milyonluk bir genç nüfustan bahsediyoruz ya. Belki daha da fazladır ha. Yani rahat 50'nin üzerindedir. 50 milyondan fazla genç. Ya acayip bir güç ya. Yani bu gücü kullanamıyoruz ya, ben ona üzülüyorum ya. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Ben anahtar tasarladım, ismime özel. Sonra 3D ile bastım. Aferin Mustafa. 3D makinesini kullanmayı öğrenmiş. Bırakın 1'e kadar çalışırım. Çünkü ne yapıyor? Severek yaptığı bir iş. E şimdi ben de kendi işimi severek yapıyorum. E şimdi Mustafa'ya hak veriyorum. Madem onu seviyor, demek ki bunun üzerine yoğunlaşacak. Şimdi burada Mustafa'nın yaptığı şey çok güzel. Ömer Faruk hocam, emeklerimize yazık oldu demiş. Niye emeklerimize yazık oldu? Emeklerimize yazık olmaz. Biz çalışıyoruz. Bizlik bir durum yok. Emeklerimiz zayi olmaz. Yeter ki emek verin. Şimdi gençler, bu 3D Mustafa açtı bu konuyu. Güzel de oldu. Biraz da şöyle bir muhabbet edelim, konuşalım. Şimdi olayı da böyle bir konferansa çevirin. Tamam, kelime öğreniriz. Öğreneceğiz zaten de. Şimdi 3D yazıcılarda öyle şeyler görüyorum ki. Mesela biz geçen sene de bakmıştık. Velilerimize de konuştuk. Şimdi isim vermeyelim velileri. Adamlar organ üretiyorlar artık. İnsanın vücudundaki organ, karaciğer, böbrek. Onu ne yapıyor? Ya böceğin kanını kullanıyor, ya böceğin tozunu kullanıyor, ya da insan vücudundan alınan kanı kullanıyor. Bir şekilde onu artık şeye döküyor. 3D yazıcıdan senin vücudundaki o kalbin şekli nasılsa birebir röntgeninden alıyor ve röntgeninden o organı çıkarıyor. Ne? Böbreğe mi ihtiyacın var? Böbrek yapıyor sana. Yakında öyle bir şeye gidecek ki dünya. Ya ne oldu? Benim işte midemde sorun var. Tamam abi, getir değiştirelim moduna girecek. Yani Mustafa'nın aslında şu an yaptığı şey tıpla bile bağlantılı. Tıbbı bırak, arabayla bile alakalı. Neden? Arabanın bir parçasını yapacaksın. Ne oldu? İşte motorunda bir parça. Hemen onu 3D olarak bilgisayara girecek. Patara kütere patara kütere, artık ne makine, demirden ya da ne bileyim sert plastik. O parçayı hemen çıkaracak birkaç saatte. Ömer Faruk tarihe hevesli demiş. Tarih de güzeldir ya, bir şeyle ilgili olun. Hocam İshak gazeteye çıkmıştı demiş. Futbol oynuyor. İshak'ın da öyle bir şey var. Evet, yapay kalp demiş. 3D ile ama 5 dakika çalışabiliyor. Şimdi Mustafa o 5 dakika çalışabiliyor. Belki de onu yapan kişiler daha şu an ilk aşama denemesinde onu dediler. Bu konuştuğumuz belki geçen sene, evvelki seneki konuydu. Şu an mesela ben görüyorum Aselsan'ın robot asker üretimini ben duyuyorum. Şimdi o kadar şimdi Mehmetçik şehit düşüyor. Değil mi? Ne yapıyor? Bari diyor sınırda robot bir şeyler olsun. Her an kamerayla gözünüyor, değil mi? Soğukta üşümez. Ondan sonra ne bileyim, herhangi bir yerine ağrı olmaz. Askerimize de bir şey olmaz. Şimdi düşünce bu. Uçan robotlarımız da var, öyle değil mi? Uçan robotla adamlar gitti Ermenistan'ı ikiye böldü yani. Dünya savaş tarihinde bir ilk yaşandı yani. Dünya savaş tarihinde orada bir çığır açıldı. Adam uçan robotlarla savaşı kazandı 34 günde. Ya bakıyorsun şimdi İsrail o kadar teknolojisi var, Filistin'e giremiyor. Ama 5 dakika çalıştı. Ne yapmış? Kediler Tesla kullanıyor. Ha, olabilir. Şimdi gençler, teknolojinin oradaki bazı boyutlarını da eleştirmek lazım. Bakın mesela ne derim? Oyun yapıyorsunuz ama oyunu yaparken de şöyle düşünün. Oyunu insanlara faydalı bir şekilde düşünün. Yani çok güzel, harika, efektli bir oyun yaparsınız. O insanlar evden çıkamıyorsa olmaz.
O insanlara bir şey katıyorsa, bilgi öğretiyorsa o işte o zaman o oyun iyidir. Şimdi Tesla diyor. Geçen bir tane film izledim televizyonda. Daha doğrusu televizyonda değil, internet üzerinde izledim. Neydi? Dünyaya dönüş yok mu? Öyle bir adı vardı. O filmde tüm dünyada elektrikler kesiliyor. Neyse filmi anlatmayayım. Bence filmi izleyin. Bakın o filmde teknolojinin çok ilerlemesinin aslında bizi olumsuzluklarını da göreceksiniz. O filme bir bakın. İnsan aklına boşuna yaratılmadı hocam. İnsansız hava araçları. Tabii ki var muhakkak. Zaten ne diyor? Söylüyoruz ya, 26 tane yerde geçiyor. Hiç diyor akletmez misiniz diyor. Hiç düşünmez misiniz? Direkt bize söylüyor ya. Değil mi? İsmini hocam. İsmini söyledim. Yanlış hatırlamıyorsam film dedi. Dünyaya dönüş yok mu? Dünyaya dönemeyeceğiz mi? O tarz bir isimdi. Hatta filmin sponsorları da kim biliyor musunuz? Filmi yapanlar. Barack Obama ile karısı. Ne hikmetse. Amerika'nın başkanı. Allah Allah. Çok çok farklı işler dönüyor. Ben oyundu matematik oyunu yapmıştım. Güzel, çok güzel bir şey. Eğer onu yapabiliyorsanız harika olur. Ama Mustafa şunu yaparsanız mesela satranç üzerinde bir çalışma yapın. Çünkü ben mesela şu yine velilerimizle de konuşuyoruz. Yine dediğim gibi isim veremiyorum velilerden. Satranç üzerine sizin aranızda bir turnuva da yapmayı düşünüyorum ben. Ama bu turnuvayı yapmadan önce bir satrancı bilelim. Satranç nasıldır? Taşlar ne işe yarar? Oyun nedir? Hamle nedir? Falan filan. Bunları da görmenizi istiyorum. Eğer mümkünse bu satranç üzerine bir oyun yaparsanız daha güzel olur. Ama bu oyun şöyle olmalı. İnternete girdiğimizde işte ne bileyim Mustafa var, Kevser var, Ömer, Faruk var. Üçü oyun oynayacak. Dördüncü biri gelecek İshak. İşte ne bileyim İshak'la Mustafa Erçin. Kevser'le Ömer Faruk. Ne yapacaklar? Kapışacaklar. Satrançta ama. Hatta Ikra Bismillahirrahmanirrahim Halegasiye geçiyor hocam. Aynen öyle ok. Dünyanın merkezine yolculuk. Yok, dünyanın merkezine yolculuk değil ya. Dünyaya geri dönüş yok mu? Öyle bir adı vardı. Yani bir şekilde enerji tüketiyordu orada insanlar ama çok havada kalmış şeyler. O filmi izleyin. Ailecek izlenebilecek bir filmdir bu arada. Onu da söyleyeyim. Öyle bir şey olması zaten tavsiye etmem. Ailecek oturup izleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çok şeyi bize ifade eder. O filmi bence kaçırmayın. Muhakkak bakın. Gelecekte nasıl bir şey olabilir? Teknolojinin çok uçta olması neye sebebiyet verebilir? Değil mi? Adamlar zaten 2019 2000, 2019'dan bir karikatürü vardı. Ring'de dünyayı resmetmişler. Dünyayla ringde Covid-19 ismi lazım değil. Neyse ismini söylemeyeyim. Cavit 19 diyelim. Cavit 19 boks ringinde dövüşüyorlar. Kenarda da güneşi çizmiş. Kocaman böyle ip iri duruyor. Diyor ki bundan sonraki diyor dövüş diyor iklim değişikliği olacak diyor. Şimdi iklim değişikliği üzerinden bütün dünyayı vuracaklar. Ve şu anki korkuları ne? Güneşteki patlamalar. Çünkü oradaki radyasyonun aşırı bir şekilde fırtına şeklinde dünyaya gelmesi uydulara zarar verecek diye korkuyorlar. Hocam film izlemeyi sevmiyor ya. Ben açıp sıkılır kapatırım ben kesin. Kevser demiş. Olabilir. Sevmiyor olabilir. Şimdi film izlemek de bir güzelliktir. Yahudi, tabii Yahudilik demeyelim ona gençler. Şimdi böyle bu kelimeleri kullanmayalım. Buradaki Yahudilikten ziyade çok daha farklı. Bakın hep güneş üzerine kuruluyor. Şimdi o Cavit 19 dediğimiz hani o Cavit kelimesi var ya. Diğer adı işte korona dedi. Korona güneşin tacı demektir. Yani bu adamlar zaten güneşe tapıyorlar. Güneşin etrafındaki ışığa taç diyorlar. Eskiden Romalılar arenada korona adında bir tane savaş aracı kullanırlarmış. Onun aracın adı da korona. Yani bir şekilde bu adamlar kaostan besleniyor. Yani kötülükle beslenen şey ne olabilir yani? Hayırlı bir niyet kötülükten beslenir mi? O kadar insanı yüz binlerce, milyonlarca insan ölmesine sebep olan bir zihniyetin arkasında sizce güzel bir şey olabilir mi? Tabii ki güneş patlamalarından korkuyorlar. Çünkü sanıyorlar ki onları yaratan o. Mesela ne diyor? Mısır'da Ra diyor, değil mi? Ha, Mısır, güneş tanrısı. Bulmacalarda da çok çıkar.
Bizim ülkemize bu kelimeyi çok öğrettiler. Güneş tanrısının diğer adı Ra, Mısır tanrısı değil mi? Yok hocam ya, insanlar Harry Potter ister. Ben okumasını daha çok seviyorum. Olabilir, bilim kurgu izleyin, fantastik filmler. Yani ben fantastik filmleri şöyle düşünüyorum gençler. Hani biz hayal kuruyoruz ya, o anlamda bizim için şeydir, faydalı olabilir. Ama tabii oradaki fantastik olan şey de önemli. Acaba bir ezoterik yapıya mı hizmet ediyor? Öyle değil mi? Şu an mesela bu işte koronayı moronayı işte ismini güneşin tacı diye falan kullanan insanlar biraz daha ezoterik bir dine inanıyorlar. Yani İbrahim'i bir dine inanmıyorlar. Tek tanrılı dine. Bu arada onun da bilimsel adı İbrahim'i dinler diye geçer. Tek tanrılı dinler. Ne işte? Musevilik, Hristiyanlık bir de ne? Müslümanlık. Konu nereden açıldı? Konu düşünmememizden açıldı. İşte biz düşünmezsek gençler, bizi bekleyen karşımızdaki zihniyet çok büyük. Ne yazık ki çok büyük. Yani böyle bir şey de demek onları böyle yüceltmek gibi oluyor. Bunu da istemiyorum. Ama bu savaş Hazreti Adem'den beri devam ediyor. Ne yaptı? Şeyle başlayıp neyle biten? İsmi lazım değil. Dedi ki ben dedi biat etmiyorum ona dedi Hazreti Adem'e. Aynı bu nasıldır? Hegel diyalektiği vardı. Şimdi onu o lisede falan göreceksiniz, felsefe, psikoloji, sosyoloji derslerinde. Hegel diyalektiği şudur. Bir tez vardır, bir antitez vardır. Onların ortasında nedir? Sentezdir bunların oluşumu. Cenab-ı Allah dedi ki ben dedi benim dedi tezim dedi Hazreti Adem. Şeyle başlayıp neyle biten de dedi ki yok dedi ben de ona inanmıyorum dedi. Ne oldu? Şeyle başlayıp neyle biten de antitez oldu. E ne oldu bunun sentezi de? Madem öyle dedi, hadi gidin dedi dünyaya ne haliniz varsa görün dedi. Hepimizi dünyaya attı. Dünyada sentez oldu. Şimdi o savaş günümüze kadar devam ediyor. Bu savaş bitmeyecek kıyamete kadar da. Ama siz bu savaşın neresindesiniz? Ya bu savaşta siz yoksunuz. Aleykümselam. Nerede durduğunuz önemli. Ya karınca misali mi? Ya bırak biz zaten çeviremeyiz ki tek başımızı. Ama en azından de ki hemşerim safım belli diyorsun yani. Bizim amacımız bu. Ya buradaki amaç da bu. Biz 25. kareye burada ne diyoruz? Kötü kullanmayacağız diyoruz kelimelerde. Öyle değil mi? Mesela şuradaki fiş kelimesini anlatırken balık dedik. E balığı diyorsun ki sen gitmişsin elektrik fişine takıyorsun. Ya hiç insanın beynine git balığı elektrik fişine tak denir mi? Diyoruz ki hatta bakın burada 25. kareyi biz olumsuz kullanmıyoruz. Bunu olumlu düşünün. Sakın gidip de böyle fişe alıp balığı sokmayın. Zaten öyle bir şey insanlar yapmaz değil mi? He, yapılamayacak bir şey mi? Yapılabilecek bir şey. Ama fişe balığı sokarsan çarpılırsın. Böyle bir şey yapmayın da diyoruz. Asla. E ne oldu şimdi buradaki rahmani akılla neyse şeytani akıl aynı mı oldu? Farklı. E şimdi düşünmek de önemli. E seni çok güzel düşünüyor. Seni, beni, hepimizi ne yapıyor? İnternet ortamında acayip bir şekilde yönlendiriyor. Siz de zihninizi kaptırmayın. Zihninizi güzel şeyler, kelime öğrenin, dil öğrenin ya. Arapça öğrenin. İtalyanca öğrenin, bir şeyler öğrenin. Bu sadece dil değil. Dediğim gibi yemek kitabını açın öğrenin. Kodlama öğrenin, satranç öğrenin. Mustafa dediğimi unutma. Eğer yapacağınız oyunda satranç olursa İki kişinin karşılıklı oynayabileceği tarzda oyunlar olursa hepinize ne yapacağım? Böyle bir oyunda oynatacağız. Mauvent diye biri gelmiş. Hoş gelmiş. Aleykümselam. Neyse benim çenem düşüktür. Konuşursam saatlerce sürer. Çünkü benim bir yarım saate kadar bir tane daha dersim var. 2 saat daha dersim var gençler. Bugün de dün de çok yoğundu. Şimdi Mustafa'yı da kıramadım. Dedi ki hocam yarın falan yapalım. Araya sıkıştırdım bir şeyler. Çok çok uzun olmaz diyordum ama kendim bu sefer çenem düştü. Hocam bazıları fişi patates fişi takıp telefona takıyorlar. Şarj ediyormuş güya. Hocam ben Ersan hoş geldin. Ersan hoş gelmiş. Şimdi hikayelerden düşünelim. Bir iki kelime daha yapalım. Şu 3-5 dakikayı bir 8-10 dakikayı eskiden izliyordum. Sağ olsun, sağ olsun Ersan. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ersan'ım biz kelimeleri bayağı bir şöyle bir 21-22 kelime anlattık. Ondan sonra ben olayı çenem düşük olduğu için farklı muhabbete çevirdim. Olmadı YouTube'dan bakınca da şeyleri izleyebilirsiniz. Kelimelere de bakabilirsiniz.
Biraz da hayıflandık açıkçası. Onları da dile getirdik. Bu iş çalışmadan, tekrar etmeden olmuyor. Kelimeleri tekrar ederken aynı gün, ertesi gün, işte ne bileyim bir hafta sonra, bir ay sonra ve 6 ay sonra tekrar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu önemlidir. Ya Mustafa yanımda. Mustafa Kevser bir tane kelime sormuş. Dimple kelimesi Gamze demek. Yazalım Gamze. Dimple. Dimple. Peki dimple deyince bize çağrışım yapan kelime var mı? Biz beraberiz demiş. Güzel. Dimple kelimesi bize neyi çağrıştırıyor? Biraz kelime söyleyelim hadi. Bir iki tane daha kelime yapalım. Günü bitirelim. Diğer dersime de yetişip notlarımı hazırlamam gerekiyor gençler. 2 saat daha var. Damper kelimesi gayet güzel. Yazalım damper. Hani bu damperli kamyonlar oluyor onlar gibi mi? Ya şimdi bana bir tane hikaye sallasanıza. Damper ve Gamze. Benim aklıma hikaye geldi zaten. De sizin hikayeniz nasıl? Bir tane damperli kamyon karşınıza geçmiş gülüyor mu? Yanaklarında gamzeleri mi var? Ya saçma mı saçma. Zaten saçma olması için yapıyoruz. Benim hikayem böyle oldu. Size hikaye uyar mı? Yeterince mantıksız mı? Çizgi filmlerdeki Gumball geldi. Gumball. Ben pek bilmiyorum gençler. Çizgi film nasıldır? Doğrudur. Madem bu damper kelimesini de öğrenelim. O da damper diye geçer. Şudur. Damper. Damper. Hadi bunu da yazalım. Damper diye okunur. Ya bildiğimiz damper. Buna da bir akıllı selfie uydurmuyorum. Yani en azından aklınızda yazılışı konusunda bir fikir kalsın mı? Kalsın. Hoş olur. 24. kelime. Evet, başka kelime sormak isteyen var mı? Satranç ne demekti? Satranç. Satranç kelimesi. Sohbet tır kısmından yazıyorum. Satranç. Ne demekti? Nasıl yazılıyordu İngilizce? Satranç. Olmadı. Evet. Movent, Enes doğru yazdı. Chess, aynen öyle. Şimdi chess kelimesi bu. Satranç. Şimdi bilmeyen de olabilir. Satranç diye yazalım. Yazamadım. Satranç şu şekilde. Chess diye okunur. Peki chess deyince bize çağrışım yapan kelime var mı? Chess. Chess. Ya da cihes diyor. Çizi. Reklam mı? Olabilir. Bisküvi markası. Kes diyor. Olabilir. Bakın. Kelimelere bakalım. Herkes bir şeyler türetebiliyor değil mi? Düşünen insanlar var. Ersan'ın hatta 2 tane oldu. Aferin Ersan. Çizi. Kes. Çes. Kes. Çizi. Çizi sanki bana biraz daha iyi gibi geliyor. Çünkü telaffuzu çes ya. Çes. Şuradaki sondaki S'ler de Z'yi anımsatıyor. Cheesy'yi bence kullanalım. Acaba satrançı oynarken cheesy mi yeme gereği duyuyorsunuz? Yok diyorsunuz abi, ben satrançı cheesy yemeden oynamam. Hatta satranç taşlarınız bile cheesy'nin bisküvisinden yapılmış. İşte at, kale, ne fil var, vezir, piyonlar. Hepsi öyle mi? Cheesy'den mi yapılmış? Kevser de diyor cheese diyor.
Şimdi her yiğidin yoğurt yemesi farklı. Ya da Kevser satranç oynarken gidiyor çiziyor mu? Ha şimdi ne oldu? Kevser'in hikayesine farklı bir hikaye yaptık. Kevser satranç oynarken gidiyor çiziyor onu. Şimdi bu farklı bir hikaye. Ya bu hikayeyi düşüneceksiniz ya da biraz önce anlattığımız gibi çizi yemeği seviyorsunuz satranç oynarken ve satranç taşları çiziden yapılmış. Bunu düşünebilirsiniz. Başka kelime. Çek demiş. Çek biraz uzak kaldı. Peki dama kelimesini biliyor musunuz? Dama. Dama. İngilizcesi nedir? Hani oyunlardan gidelim. Bir iki tane de oyun. Hiç duydunuz mu? Cheaker. Ha, cheddar peynir demiş. Dama, cheaker, değil mi? Dama. Cheaker. Peki cheaker deyince, cheaker deyince bize çağrışım yapan kelime var mı? Çek ve kır demiş. Kim diyor? Bir şeyleri çekecek ve kıracak. Ya dam oynuyor arkadaşların, gidip o dama tahtasını çekiyorsun böyle tart diye mi kırıyorsun? Cheaker. Çiğ köfte demiş. Çiğ köfte de güzel. O da olabilir. Hikayenizi ona göre yaparsınız. Dam oynayan arkadaşlarım var. Hepsi de böyle çiğ köfteden dama taşları mı yapmış onu mu? Kazandıkça yiyor mu köfteleri, çiğ köfteleri? Dama taşlarını ha? Olabilir mi? Olabilir. Ha, peki köfte ne demek? Meatball. Köfte. Hadi bunu da öğrenelim. Köfte. Meatball. Ya meatball deyince bize çağrışım yapan kelime var mı? Meat ve bol diyor. Güzel. Evet duydum. Milli İstihbarat Teşkilatı demiş. Mit ve bol. Ya peki mitte bol bir şekilde köfte mi yiyorlar? Böyle mi haber geliyor? Ya şimdi miti falan karıştırıyoruz da. Bizim buradaki amacımız öyle tuhaf bir amaç değil. Mitte bolca köfte mi var? Herkese bol bol köfte mi dağıtıyor? Allah razı olsun mitten ha. Böyle mi hikaye? Olabilir mi? Mit bol bol köfte yiyorlar. Hayır, şifa olsun. Peki başka kelime. Başka kelime. Sorun bakalım. Mete bal mı? Mete bal ne ya? Mete bal nedir ya? Acaba Kevser petek mi yazmaya çalıştı? Petek olabilir mi? Kevser. Kevser sanırım petek mi demeye çalıştın Kevser? Olabilir mi? Yazalım petek. Honeycomb diye geçer. Honeycomb petektir. Honeycomb. Peki honeycomb deyince çağrışım yapan kelime nedir? Kasayı yapacağız Ersin'im. Kasa kelimesine bakacağız. Honeycomb. Peki honeycomb diyor. Tamam. Honeycomb. Honeycomb diyor. O daha güzel. Honeycomb. Değil mi? Evin kombisi. Çok güzel. Bence bu kombi daha güzel oldu. Komp kelimesine oldukça yakın. Hani kombi? Bir bakıyorsunuz kombi ortada yok. Meğerse oraya arılar gelmiş, petek mi yapmışlar? Ne güzel olur değil mi? Oo, alacağım bıçakla falan kese kese dolduracaksın tabağa, çana. Böyle ellerin böyle yapış yapış olacak. Dolduracaksın kenara. Oh, petekte ne güzel kombi. Kombide. Hani kombi? Kombi görünmüyor ama etrafını ne yapmış? Petekle sarmış. Güzel. Harika. Peki ondan sonraki kelimemiz
ne demiştik? Kasa kelimesini mi sormuştuk? Yanlış mı bakıyorum? Ersin kasayı mı sormuştu? Şimdi gençler. Cash anlamına gelir. Kasa kelimesi. Safe anlamına gelir. Cash desk anlamına da gelir. Şimdi anlamları bunlar. Hangisiyle yapalım kasayı? Cash desk diyelim hadi ona. Cash desk diyelim daha iyi olur. Kasa. Cash desk. Peki hikaye nasıl olsun? Cash para yani demiş. Ha, cash. Cash para. Desk diyor. Normal disk olsun değil mi bu disk? Kompakt disk gibi. Artık bundan sonra paralar diskte mi olacak? Önümüzde kriptoları göreceğiz zaten değil mi? Değil mi? İsimlerini söylemeye gerek yok. Herkes biliyor ne olduğunu. Artık bundan sonra cash'leri kasa olarak mı kullanıyorlar? He? Artık diyor parayı diyor biz diyor cash'leri diyor diske mi yüklüyoruz diyor. Gerçekten de öyle olacak. Kasa alacaksan cash disk vereceksin. He, o da olabilir. Hem cash veriyor hem de disk veriyor. Öyle mi? O da güzel. Ersin de kim? Mustafa da yazmış. Yanında da kaymak demiş. Hadi son iki kelime yapalım. 30'u tamamlayalım, bitirelim. Çünkü bir tane dersim başlayacak. Çok çok bir uzun vaktim kalmadı gençler. Yeni kelimeler söylemek lazım. Yepyeni kelimeler söylemek lazım. Telefonumuza da bir yandan bakalım. Yazılar geliyor. Destan kelimesi. Yazalım. Epik demek. Epik. Destan. Telaffuzu epik. Peki epik deyince bize çağrışım yapan erik gibi değil mi? Erik. Bir erik var. Pazarda destan olmuş be. Amma güzel bir erik. Diyorlar ki bu eriği yemezsen çok şey kaçırırsın. Destan gibi bir erik. Ya da bir destan var erik üzerine mi yazılmış? Olabilir mi? Çatalca'ya gelin. Şu an çok uzaktayım. Çatalca'da değilim şu an. Yakın olsaydım keşke. Evvelki hafta şeydeydim. Halamın yanındaydım. Tekirdağ Saray'daydım. Bu arada Tekirdağ Saray'a da selam gönderelim. Oradaki öğrencilerimize de selam söyleyelim. Selam gönderelim. Bilmiyorum belki şu an izliyorlar, izlemiyorlar. Ama nasipse birkaç haftaya tekrar gitme durumum var. Peki erik dedik, destan dedik. Günün son kelimesi 30. kelime olsun. Günü tamamlayalım. İstediğin zaman gel hocam. Teşekkür ederim Mustafa. Allah razı olsun. İnşallah. Benim de çok isteğim var gelmeye ama bayağı bir yoğun gidiyor. Kolayca hareket edemiyorum gençler. Çünkü geleceğim yol bayağı uzun sürüyor. Ders saatlerime de uymuyor. Çatalca'ya da merak ettim. Gidersem gideceğim Çatalca'ya. Tabii gidebilirsin. Size kapımız her zaman açık demiş. Allah razı olsun. Evet gençler. Son kelimemizi yazalım. Günümüzü tamamlayalım. Kelimenizi bekliyorum. Son kelime. Burada... Son kelimeyi alalım gençler. Günün son kelimesi. Plastik aynı plastik diye geçer. Plastik aynı plastiktir. Bu kelimenin plastik diye okunur. Plastik şu şekilde telaffuzu vardı. Zaten plastik kelimesiyle aynı gençler. Çünkü dilimize yabancı dilden gelen kelime de oldukça fazla. Öyle değil mi?
Hocam ara tatilde İstanbul'a gelin. Bilmiyorum gençler, bakacağız şimdi dersin durumuna göre. Çünkü bazı öğrencilerimiz şimdi sınavları falan da var, onlara hazırlanıyorlar. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz bir yandan. Başka gelmek isteyen öğrenciler de var, onların da saatlerini hazırlamaya çalışıyorum. Bu ara tatilde boşluk olursa neden olmasın? Şimdi sizin okullar kaçında? Önümüzdeki hafta mı tatil oluyor? Önümüzdeki haftaysa bakalım. Bu hafta olmaz. 19'u o zaman büyük ihtimalle sizin tatile. Ya 19'u ya 26'sında. Büyük ihtimalle 19'unda. Öyle mi? 19 öbür haftaya cuma oluyor. Bu hafta cuma değil. 19 Ocak'ta karne verecek. Tamam, tahmin ettiğimiz gibi. Güzel. Peki okuldaki eğitim sistemi ile alakalı ne düşünüyorsunuz gençler? Şu an mesela ben öğrencilerime anlattığım mesela İngilizce saat konusu vardı. İki öğrencim var. Ya okulda ne yaptılarsa, ne ettilerse benim dersimde saati öğrenen önce öğrenciler okulda saati unutmuşlar. Yani saat söylemeyi unutmuşlar. O mesela benim çok tuhafıma gitti. Yani nasıl olur yani ya? Ya bu adam, bu öğrenci okula gidiyor, öğrendiği şeyi unutuyor. Yani nasıl beceriyorlar? Onu çözemedim. Çünkü A1, A2 test yapıyoruz biz her konudan şey bitirdikten sonra. Yani A1 seviyesinde belki 3-4 yanlış çıktı 100 sorudan. Saatlerle alakalı problem olmadı. A2 seviyesini çözdük. Orada da saatle alakalı soruldu. Orada da bir sorun çıkmamıştı. Ama saatleri unutmuşlar. Pestil kelimesi mi diyor? Dried fruit diyelim ona. Kurutulmuş yiyecek derler. Kurutulmuş meyve. Olur, bu da pestil. Böyle bir şey olur. Dried fruit pulp. Peki, dried fruit pulp diyor. Çağrışım yapan kelimeler nelerdir? Kelimeleri alalım. Ondan sonra birbirimize good evening diyelim. Dried diyor. Dried. Diri bir et var. Fruit diyor. Ne olur fruit? Flüt gibi mi oldu? Flüt. Diri et flüt. Pulp diyor. Peki pulp deyince bize çağrışım. Hocam İngilizce'de bize grameri öğretiyor hoca. Kelime öğretiyor. Yok hocana sıkıldım ben kelimesiz demiş. Bilmiyorum ama okulda şu an eğitimde şimdi burada eleştirmek dedi bu. Önceden beri böyle ya. Ne yapayım yani, doğrusunu söylüyoruz. Önceden beri olan bir şey. Hala da değişmiyorsa bu işte başka bir sıkıntı var. Demek ki eğitimde doğru düzgün bir şeyler yaşamıyoruz. Yani eğri oturup doğru konuşmaksa bu yani. Diri et flüt dedik. Bir de pulp diyor. Peki pulp deyince bize çağrışım yapan kelime ya da kelimeler var mı? Pulp. Ya bildiğin kalp gibi değil mi? Kalp. Diri et flüt ve kalp oldu. Ya uzun bir hikaye olacak. Bu kelime de uzun bir hikayede kalsın. Günü tamamlayalım. Bana bir hikaye yapsanıza. Pestil diyor. Diri bir et var. Et böyle canlı gibi. Diri hala. Ölmemiş o et. Flüt çalıyor. Fıy 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 fıy. Bu duyuyorsunuz kalbiniz yerinden çıkacak gibi mi artıyor? Atıyor. Eyvah diyorsunuz. Diri et flüt çalınca kalbim bir tuhaf oldu. Korktunuz. Ya diri et, kesmişin eti artık, kurban eti orada flüt çalıyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi. Sonra yanınıza geliyor. Dur diyor abi abla korkma diyor. Sana bir pestil vereyim diyor. Şeker. Şekerin düşmüştür diyor. Şu pestilden iki lokma ye mi diyor. Bence hikaye böyle olsun. Uzunca bir kelime. Ama ne yaptık? İstediği kadar uzun kelime olsun. Hiç problem değil. Hikaye dönüştürülebiliyor. Hatta gülüyoruz bile. Ha? Gençler birbirimize hayırlı akşamlar dileyelim. Bugünü böyle tamamlayalım.
Sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Şu kanalı birileri izlesin, bir şeyler öğrensin. 30 tane kelime verdik. 30 tane kelime insanlara faydalı mı? Faydalı. 4000 kelimeyi aştık mı? Büyük ihtimalle aşmışızdır. Sırf şu kanalımızdaki 4000 tane kelimeye oturup çalışsınlar. Herkes çok şey öğrenir. Ama öğrenmek isteyene. Hayırlı akşamlar gençler. Herkese Allah'a emanet. Sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere.